Kulis haber. Seçimi kaybedeceğini anlayan AKP'de makas değişikliği. Oylarında düşüş olduğunu kabul eden AKP'li kurmaylar, strateji değişikliğine hazırlanıyor. Toplantılardan çıkan sonucun bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor. Oylarında düşüş olduğunu kabul eden AKP'li kurmaylar, strateji değişikliğine hazırlanıyor. Toplantılardan çıkan sonucun bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor. AKP ve MHP'nin meclise sunduğu seçim kanunu değişikliği siyasetin ana gündem başlıklarından birisi olurken, siyasi partiler de seçim hazırlıklarına hız verdi. CHP Antalya'da, "İktidara hazırız" sloganıyla il başkanlarının katıldığı örgüt buluşması gerçekleştirdi. İyi Parti Ankara'da, il başkanları çalıştayı düzenledi. MHP Antalya'da belediye başkanları toplantısı yaparken AKP'de de seçim stratejisini belirlemek için toplantı üstüne toplantı yapılmaya başlandı. AKP ki kurmaylar oylarda düşüş olduğu kabul ediyor. Gazete Duvar'da yer alan habere göre, özellikle ekonomik zorluklar nedeniyle oylarda görünür bir düşüş olduğunu kabul eden AKP'li kurmaylar, buna karşın halen birinci parti olduklarına dikkat çekiyor. Zorluğun ise 50+1 gereken Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanacağını kaydediyor. Bugüne kadar yapılan birçok seçimde oyları konsolide etmek için kutuplaştırma siyasetinden sonuç alındığına dikkat çeken kurmaylar, bu seçimde ise oy kaybını görerek strateji değiştirmek gerektiğini savunuyor. Erdoğan'la görüşenlerin şaşırtıcı izlenimini Sedat Bozkurt yazdı. Kesin bir aday profili çizmiyor. AKP'de öne çıkan birçok siyasetçinin savunduğu bu stratejiye göre seçim çalışmasının daha kapsayıcı, kuşatıcı, herkesi kucaklayan bir dil ve üslup üzerine kurulması gerekiyor. Partinin reformcu kimliğinin yeniden öne çıkarılarak topluma, "biz yaptık, yine yaparız" duygusunun verilmesi gerektiği ifade ediliyor. AKP iktidarı döneminde yapılan hizmetlerin anlatıldığı daha sakin bir dil kullanılması gerektiğine dikkat çeken kurmaylar, "her gün artı bir oy kazanmak zorunda olan biziz" diyor. Seçim stratejisi kapsamında yapılan toplantılardan çıkan sonucun bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması bekleniyor.